arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz basit formül ve molekül formülü bulma. E, basit formül ve molekül formülü arkadaşlar, şöyle anlatayım. Şimdi basit ne demektir? Basitleştirilmiş formül. Diğer adı, basit formülün diğer adı, kaba formül veya ampirik formül. İngilizce'deki empirical'dan geliyor bu. En sadeleşmiş formül. Mesela, size böyle bir madde versem, desem ki bana bunu basitleştir görüşükey en sade hale getiriyorum. 2'ye bölünebiliyor çünkü ikisi. Desem ki pardon, C3H6'nın basit formülünü yaz. E yine aynısı. Desem ki C5H10'un yaz. Yine aynısı. Hmm. bakın buradan şu sonuç geliyor. E ee, birkaç tane maddenin ortak basit formülü olabilir. Mesela C3H8 bunun basit formülü. E yine aynısı. Neden? Çünkü 3'e bölünemiyor ki ikisi ya da buçuklu atom yok. Dolayısıyla bir maddenin Gerçek formülü ile basit formülü aynı olabilir. Mesela e, desem ki size şunun basit formülü nedir? C5H12 yine aynısıdır. Neden? Çünkü bölünmüyor. Burada 5 asal sayı oluyor. Desem ki kardeş bana şunun basit formülü bul. Mesela en sade hali 2'ye bölünebiliyor ikisi. Onun basit formülü de bu olmuş oluyor. Peki bu sefer gerçek formülü bulmayı konuşalım. Yani molekülün formülü molekül formülü. Şimdi ben size bir bilgi veriyorum. Diyorum ki kardeşim bana ben sana bir bileşik verdim CH2. Bu bizim basit formülümüz olsun. Basit formül ve desem ki basit formülü CH2 olan maddenin gerçekte molekül formülü nedir? Şimdi çok fazla olasılık var. Biriniz C2H4 der. Biriniz C3H6 der. Biriniz C4H8 der. Biriniz C5 H10 der. C6 H12 der der de der bu şekilde. O zaman basit formülü verilen bir maddenin gerçek formülünü bulmak istiyorsanız size bir bilgi daha vermem lazımdı benim. Şöyle diyebilirim. Karbonun 1 molü 12, hidrojenin de 1 molü 1 gram ya gençler. Şöyle desem. Basit formülü CH2 olan maddenin mol kütlesi öyle bir birleşik yazacaksın ki bana. Mol kütlesi 40 2 gram bölü mol olacak. Sizce hangi bileşiktir bu? Şöyle yapacaksın. CH2'nin 1 molü kaç gramdır? Karbon 12, hidrojenden de 2 geliyor. Bunun 1 molü 14 gram. E bunun 42 olmasını istiyorsun sen. Kaçla genişletmen gerekir? Ha, demek ki 3 de genişletirim diyeceksin. Hop, o zaman C3H6 olacak. Yani basit formülü verilen bir maddenin belirli bir kat sayı ile çarpıldıktan sonra molekül formülüne geçmenin söz konusudur. Tamam mı? Yani bir, bir say sayıyla çarpmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi tabii bunların örneklerini yapalım. Mesela dördüncü sorudan başlayalım. Şimdi bu öğrenciye der ters geliyor gençler. Basit bir şey aslında ama çok ilginç bir şekilde ters geliyor. Kendi öğrencilerimden biliyorum. Ee, verilen molekül formülünün basitleştirilmiş halini yazıyor. Bakın üçü de bunların ikiye bölünebiliyor. C, H2, Çeyre. 2'ye böldüm. Sadeleştirdim. Şimdi ikinciye bakın. E hocam bu nasıl bir şey? Şöyle arkadaşlar. Bak. Toplamda karbon kaç tane var? 3 burada, 1 de burada. 4 tane karbon var. Hidrojen 7 burada, 1 de burada. 8 var. Oksijen de 2 var. E bunların hepsi 2'ye bölünebiliyor. Sadeleştir. C2. Hidrojene 4 yaz. O ya da 1 yaz. Bitti. Olay bu. Üçüncü. C2H6O. Toplam atomlar bunlar. E burada 1 var hiç kimse o zaman bölünmeyecek. Aynı şekilde bırakabilirsin. Yani aynısını yazabilirsin bir daha. Tamam. Şimdi dördüncüye bakın. Toplamda 3 karbon var. 8, 2 de buradan geliyor. Hidrojenden 10 adet. 2 tane de oksijen var. 3 burada asal sayı kalmış. O zaman bu da aynen kalacak. Basit formülünde aynı. Bu ikisi de 2'ye bölünebiliyor. O zaman bu da C3 hidrojen 5 beş olacaktır. Beşinci sorumuz. Ve aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin basit formülleri ve molekül kütleleri verilmiştir. Bunların molekül formülü bul diyor. Şimdi birinci bileşiğin basit formülü CH2. Bunun bir molü kaç gram yapar? Karbon 12, hidrojen 1, 14, 16 da buradan 30. Bunun bir molü 30 gram. Sen bunun 90 olmasını istiyorsan bunu kaçta genişletmen lazım ki 90 olsun? 3 genişleteceksin. C3, H6, O3. Bunun bir molü 90 gramdır. İkinci bileşiğimiz basit formülü bu. Bunun bir molü kaç gramdır? Karbon 12, hidrojenden 3 geldi. 15, 16 daha. Bunun bir molü 31 gram. E sen bunun 62 olmasını istiyorsun. 2 ile genişletmen lazım o zaman. C2, H6, O2 olacaktır. Bu da ikinci bileşiğinin molekül formülüdür. Bir bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri nasıl hesaplanır? Basit bir şey. Ben mesela size desem ki kardeş benim elimde CH4 bileşiği var. Bunun Kütlece yüzde kaçı karbondur? Arkadaşlar bunun 1 molü karbondan 12 hidrojenden de 4 gelir ya. Bunun 1 molü 16 gramdır. Bu 16 gramın kaç gramı karbondan geldi? E 12. O zaman 16 gramın 12 gramı karbondan geliyorsa 100 gramın kaç gramı karbondan dersen sen burada karbonun yüzdesini bulursun. Yüzden çıkarınca da o zaman hidrojenin yüzdesini bulursun. Mesela hidrojen 16'da 4 ise hidrojen 16 gramın 4 gramı hidrojenden geliyorsa yüzde kaç olacaktır? 4'te 1 değil mi? Yani yüzde 25. Demek ki kütlece yüzde 25 hidrojen, yüzde karbon vardır diyebilirsin. Örnek. Altıncı örneğimiz. Ben diyor sana C3 H4 bileşiğini verdim. Karbonun ve hidrojenin kütlece yüzdelerini bulabilir misin? Bunun bir molü karbondan 36, 4 hidrojenden gelir gram olarak. 40 gram. Bunun bir molü 40 gram. Karbon 3 mol yani 36 gram veriyor. 40 gramın 36 gramı karbondan geliyorsa 100 gramın kaç gramı karbondur? %90 karbon vardır. Kalan kısmı %10'luk kısmı da o zaman ne olacaktır? Hidrojen olmuş olacaktır. E, hata yapmadık herhalde. 40'ta 4 %10. Tamam. Evet geldik 7. sorumuza arkadaşlar. 7. sorumuz şöyle. Karbon ve hidrojenlerden oluşan organik bir bileşiğin yüzde %80'i karbondur. Buna göre basit formül nedir? Arkadaşlarım e, burada yapmanız gereken şu. Bileşiği 100 gram gibi kabul edip karbondan 80 gram, hidrojenden 20 gram varmış gibi düşünün. Ve formül bulmak için atomların mol sayılarını bulmanız gerekiyor. Yani karbondan 80 gram var. Kaç mol? 80 bölü 12 mol. Hidrojenden 20 gram var. Ondan da 20 bölü 1 mol yazalım. Sakın o da ki 80 bölü 12'yi hesaplamaya kalkmayın. Yani direkt mol sayısına geçmeyin. Çünkü sadeleşmeler olacak burada. Şöyle ki şu 20 ile 80 sadeleşir. 4 kalır. 4 ile 12 sadeleşti. Burada 3 kaldı. O zaman karbon 1 bölü 3, hidrojen 1. 3 de genişlet bunu. O zaman basit formül. Bakın CH3 çıktı. 8. soru. Sorumuz şöyle. <laughs> karbon, hidrojen ve oksijen bakın karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelen bir bileşiğin 6 gramında 2.4 gram, 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrojen var. Basit formül nedir? Ne dedim ben? Direkt atomların mol sayısını bulmak zorundasınız basit formül bulurken. 2,4 gram karbon bölü 12'ye 0,2 mol karbon yapıyor. 0,4 gram hidrojen de 0,4 mol yapıyor. Hidrojen 1 molü 1 gram çünkü. E hocam oksijenle ilgili bilgimiz yok. Aslında var. Bunların alayı 6 gram değil mi? 2,4 gramı karbonsa 0,4 gramı da hidrojense toplam ikisinin kütlesi 2,8. E 6 gramın o kalan farkı da o zaman oksijenden gelecektir. Yani senin elinde 3,2 gram da oksijen var. Oksijenin 1 bölü 16 gramsa 3,2 gramı da 0,2 mol yapar. İşte 0,2 her bir atomun molünü böldük bulduk. Herkese en küçük sayı olan 02'ye bölerseniz sizin basit formülünüz CH2O çıkmış olur. 9. örnek. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan organik bir bileşikte karbon kütlesinin hidrojenin kütlesine oranı 6. Yani şöyle diyebiliriz biz. Elimizde 1 gram hidrojen varsa 6 gram da karbon var diyebiliriz. Buna göre basit formülü bul diyor. E bulalım. Karbonun ve hidrojenin mollerini bulursak çıktı. 6 gram karbon yarım mol yapar. 1 gram edeceğim 1 mol yapar. Sadeleştirirsek her ikisini de 0.5'e bölersek şu bizim basit formülümüz oldu. B şıkkı. Bu bileşiğin molekül formülü bul. E mol kütlesi de 56 olacakmış. Şimdi arkadaşlarım, bizim basit formülümüz CH2 idi. Bunun bir molü 12 artı 2'den 14 gram. E ben bunun 56 olmasını istiyorum. Kaçla çarpınca 56 olur? 14'ü. 4 ile geliştireceksin. Demek ki C4 H8 olursa bunun bir molü 56 gram olacaktır. C4 H8 de bizim molekül formülümüzdür. 10. sorumuz. Soru şöyle. Grafik sorusu. ÖSYM böyle soruları da sever. E, bir organik X bileşiği yakıldığında elde edilen mol sayısı zaman grafiği bu. Formül nedir acaba diyor bunun. Tamam. Şimdi burada tepkimeye giren madde X yanıyor oksijenle. Üretilen madde karbondioksit ve su. Bir tepkime de üretilenler ve tüketilenlerin mol sayıları katsayılarıyla, denklemin katsayılarla orantılıdır. Yani sen şimdi X'ten kaç mol kullandın? 0.2'nin tamamını bitirmişsin. Bundan 0.2 mol kullandın. Oksijenden kaç mol kullandın? 1.5'tan 0.1'e düşüyor. 1.4 mol de bundan kullandın karbondioksit ve sudan karbondioksitten 1 mol, sudan da 1,2 mol üretmişin. İşte bunlar senin katsayıların. 02'ye 1,4 ise 1'e 7. 02'ye 1 ise 1'e 5. 02'ye 1,2 ise 1'e 6. İşte bizim katsayılarımız. O zaman atom sayısı korunacağı için sağ tarafta şu anda 5 tane karbon var. O zaman x'in yapısında 5 tane karbon olmalı. Hidrojen 12 tane var hidrojen 12 olmalı. 10 oksijen 6 da buradan sağ tarafta 16 oksijen var. Solda 14 var. 2 tane daha oksijenimiz eksik. O da demek ki X bileşiğinin yapısından gelecektir bileşiğimiz buymuş. 11. soru. Şimdi diyor ki organik bir bileşiğin bilmiyoruz. X diyelim ona. Diyor ki 3 gramı yakıldığında yakalım. Karbondioksit ve su meydana geliyormuş. Üretilen karbondioksitin 8,8 gram olduğu, üretilen suyunda 5,4 gram olduğu veriliyor. Sence bu bileşik neydi acaba? Formülü diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, burada yapmanız gereken şu arkadaşlarım. Atomların sayısı korunma prensibi yapacaksınız. Yani şunu kastediyorum. Sağ tarafta karbon ve hidrojen çıktı mı? Onların kaynağı bu organik bileşik olması lazım. Başka yerden karbon ve hidrojen gelmez. Önce biz üretilen maddenin içindeki karbonun mol sayısını bulalım. 8,8 gram karbondioksit 1 mol 44 olduğu için 0,2 mol CO2'dir. Suyun 1 mol 18 ise böl 5,4'ü 18'e 0,3 mol de H2O üretilmelidir. Az önce ben ne dedim? Karbonların ve hidrojenlerin kaynağı bileşikten gelmeli. Üretilen karbondioksit 0,2 molse ise içindeki karbonda 0,2 mol değil midir? Ha, o zaman senin elinde 0,2 mol C varsa o bu bileşikten gelmeli. Yani X denen maddenin içinde C'den pardon C'den 0,2 mol olması gerekiyor. Aynı mantıkla hidrojene bakın. 0,3 mol su ürettin. Ama atoma bakın. 0,3 mol H2O'da 0,3 kere 2 0,6 mol H atomu vardır. Onun kaynağı da burasıdır. Güzel. Şimdi burada hiç kullanmadığımız bir data var. O da bu bileşiğin kendisi 3 grammış. Arkadaşlar bu bileşiğin kendisi 3 gramsa o karbon mol sayısı, o hidrojen mol sayısı 3 gramı verecek mi bakalım. 0,2 mol karbonun kütle karşılığı çarpın 12 ile 2,4 gram karbon var burada. 0,6 mol hidrojenin kütle karşılığı da 0,6 gramdır. Toplayın ikisini. 3 gram yaptı. Aha bitti. Demek ki bu bileşikte sadece karbon ve hidrojen varmış. 3 gramı karşıladı. Sadeleştirirseniz bunu basit formül C02H06'yı ikisini de 0,2'ye böldüğünüzde bu bileşiğimizin basit formülü CH3 olarak gelirmiş. Kalemimin biraz puntosu büyümüş ama bence iyi olmuş. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz biraz şurayı temizleyeyim. Nasılsa videoda var. Şimdi 12. soru. Soru şöyle arkadaşlar. Diyor ki bir bileşiğin kütlesinin zamanla değişimi böyledir. Buna göre x'in basit formü nedir diyor. x burada tepmeye giren ee, burada yanıp demek ki oksijen ve karbondioksit çıkaracak. Kütle zaman grafiği bu. Tamam. Şimdi karbondioksit 13,2 gram üretmişin demek ki Böl 44'e 1 mol karbon dioksit 44 çünkü kaç yapar? 13,2 bölü 44 dersek 0,3 mol. Karbon dioksitten bu kadar çıkmış. Su 7,2 gram üretmişin böl 18'e 1 mol 18'dir. Bu da 0,4 mol yapıyor. Bunun içerisinde karbon 0,3 bunun içerisinde de hidrojen 0,8 mol var. O zaman bileşiğinde karbon 0,3 hidrojen de 0,8 mol ancak bileşikte 7,6 gramın tamamını bitir, bitirmişsin ya, eğer bu karbon ve hidrojenler e, 7,6 gram yapıyorsa sıkıntı yok. Az önceki sorumuzun benzeri oluyor. Ama ya 7,6 değilse demek ki o aradaki fark da oksijenden geliyor da olabilir. Şimdi kontrol edelim. E, 0,3 mol karbonun kütlesi 1 mol karbon kaç gramdı? 12 gram. Dolayısıyla 0,3 mol karbonun kütlesi 3,6 gramdır. 0,8 mol hidrojen de 0,8 gram yapar. Bakayım görebiliyor musunuz? Evet ekranda gördüğünüz gördüm. Şimdi ikisini toplayalım. 3,6 4,4 yapıyor. Hayda. E arkadaşlar karbonun ve hidrojenin kütlelerin toplamı 4,4 gramsa ama sizin bileşiğiniz 7,6 gram yakıldı. Demek ki 7,6 eksi 4,4 3,2 gramlık kısmı bu bileşiğin Oksijen olduğunu söylüyor. Çünkü karbon ve dışında bir de oksijen atomu var tepkimenin denkleminde. 3,2 gram oksijende 1 mol 16 olduğu için 16'ya bölerseniz 3,2'yi 0,2 mol de oksijen gelir. Sadeleştirin bunu. C3H8O2 sizin molekülünüzün formülü olacaktır arkadaşlar. Ee, soru çözerek şimdi biraz daha pekiştireceğiz. Kazanım testi 2'den devam edeceğiz.